LGS'ye son 22 gün. Öncelikle hepinize hayırlı bayramlar arkadaşlar. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Tabi bu arkadaşımızın şeker bayramıyla, Ramazan bayramıyla alakası yok. Biz bu bayramda şeker değil, net topluyoruz demiştik. O dolayısıyla o mantıkla bunu koyduk. Yoksa Kurban Bayramı ile alakalı değil, yanlış anlaşılmasın. Bizler çalışan, gayret gösteren ve hedeflerine ulaşacak olan öğrenciler olduğumuz için bu bayramda kapı kapı dolaşıp şeker toplamak yerine kitap kitap dolaşıp net topluyoruz. Ve inşallah onları da, o topladığımız netleri de, o şekerleri de gerçek sınava girdiğimizde sözel bölümde, sayısal bölümde pıtır pıtır toplayacağız ve hayallerimizdeki liseye kavuşacağız. Şimdi hemen gevezelik yapmadan günün sözüne geçiyorum. Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil diyor. Gerçekten de mükemmel bir söz. Yani bu sene sınava hazırlanıyorsunuz ya, bu sınavın sonucunda diyelim ki en yüksek liseyi kazandınız. Galatasaray Lisesi, Robert Lisesi, İstanbul Erkek. Bitmiyor ki. Yani sen Galatasaray Lisesi'ni kazandın diye buyurun efendim üniversite sınav sorularını cevapları. Öyle bir şey yok. Yine çalışman lazım, yine gayret göstermen lazım. Ya da yani tıp fakültesini kazandın. Harikasınız, buyurun hemen doktor oldunuz. Önlüğünüz. Öyle bir şey yok. Yine tıp fakültesini bitirdikten sonra uzmanlık sınavları var. Birçok sınav var. E hocam hiç çalışmayalım o zaman. Hayır. Esasında bizim amacımız bu yolculukta olabildiğince iyi yerlere gelebilmek. Yani her zaman için biz çalıştığımız sürece başarıyı yakalayabiliriz. Diyelim ki çok iyi bir ilkokuldasın. Sonrasında ders çalışmazsan iyi bir liseye gidemiyorsun. Çok iyi bir lisede değilsin ama sonrasında çok iyi ders çalışırsan bir anda üniversitede çok başarılı olabiliyorsun. Çok iyi yerlere gelebiliyorsun. Çok iyi bir üniversitedesin. Mesela ben Boğaziçi Üniversitesi okumuştum. Birçok arkadaşım çok iyi yerlere gelmişti. Ama bazı arkadaşlarım haylazlık yaptığı için öyle çok da kıskanılacak yerlere gelmediler. Demek ki o üniversiteye girdim, hayatım kurtuldu. Bu liseyi kazandım, hayatım kurtuldu. Böyle bir şey yok. Mutlaka mutlaka çalıştığımız sürece her yerden çok güzel başarılara yelken açabiliriz. Her yerden de eğer çalışmadıysak çok büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Dolayısıyla bizler çalışacağız arkadaşlar, gayret göstereceğiz. Bu yolculukta görevimizi yapacağız. Sonrasında da ne yapacağız? Tevekkül edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Hatalar olabilir. Denemelerde, gerçek sınavda, soru bankalarımızda hatalar olabilir. Diyeceğiz ki bu bir yolculuk kardeşim. Ben bu sınava, hazırlık yolculuğunda görevimi yapıyorum. İnşallah sonrasında da LGS'de de başarılı olacağım. Okuyacağım lisede de, üniversite sınavında da, hayatımın her alanında gayret göstererek, çalışarak, bana düşen vazifeyi yaparak inşallah başarılı olacağım demeniz gerekiyor. Günün yorumuna baktığımızda Damla Nur diyor ki, bu son günlerde matematik ve fen netlerimi nasıl artırabilirim? Güzel bir soru. 450 puan civarında bir lise istiyorsak netlerimiz nasıl olmalı? Kendimi çalışma isteğim olmadan nasıl motive edebilirim? Şimdi gerçekten en zor soruları sormuş Damla. Tebrik ediyoruz kendisini. Öncelikle kolay sorudan başlıyorum. Hani turlama taktiği yapıyorduk ya, aynı taktiğe başlıyorum. 450 puan civarında olmak isteyen bir öğrenci Türkçe'de 18, matematikte 16, fende 16, inkılapta 10'da 10, dinde 7, İngilizce'de 10'da 10 yaparsa geçen sene bu netlerle, bakın şuraya da yazayım hangi dersler olduğunu. Türkçe, matematik, fen, işte inkılap, din, İngilizce'de şöyle İngilizceyim. Yapabilmiş. Tabii ki hocam ama bunlar çok... Ya kardeşim sen burada şuradan artırırsın, buradan azaltırsın, buradan azaltırsın, buradan. Ve bu netlere ulaşan öğrenci 440 ile 480 arasındaki öğrencinin yaptığı netler. Yani 440 ile 480 arasında. Dolayısıyla bu 450'nin üzerinde de alabiliyor. Sen bu netleri yaparsan, ama hocam ben matematik 16 yapamıyorum. O zaman fende 20 yap. Fende 18 yap. Türkçe'de 18'den daha yapıyorum hocam. O zaman burada matematikte 16 ile 15 de yapabilirsin gibi. Netler değişebiliyor. Ama ortalamada buna benzer bir netlerle 440 ve üzerini, 450'yi geçen sene öğrenciler görmüş. Burada şunu bilmemiz lazım. Matematik ve fende netler her yıl değişiyor. Mesela şöyle bir durum var. 2020'ye baktığımızda, 2019'a baktığımızda ve 2018'e baktığımızda sınavlara girdiği zaman öğrencilerin netlerinde değişiklikler olduğunu görüyoruz. Mesela Türkçe'de şöyle T yazıyorum. Türkçe'yi kırmızıyla göstermek istiyorum. Türkçe'de arkadaşlar 2020'de net Türkiye ortalaması 10. Ama 2019'da 11.7'ymiş. Yani 11.70 geçmiş. 2018'de 12.5'muş. Bak her geçen yıl Türkçe zorlaşıyor. O zaman sen matematik fen netlerini artırayım derken Türkçe'yi de sakın sakın unutma. Ve gelelim matematiğe. Matematiğe baktığımızda 2018'de 4.9'muş Türkiye ortalaması. 2019'da 5.1 olmuş. Sonrasında 2020'de tekrar 4.8 olmuş. Matematikte zorlaşmış. Fene bakalım. Fenin rengi ne olsun? Yeşil olsun mesela. Fen bizim kitaplarımızda hep yeşil renk oluyor. Fen yazıyorum. 2018'de 9.9'muş. Sonra 2019'da tekrar 9.97 gibi daha da artmış. Ama 2020'ye geldiğimizde 10.2 olmuş. Bak fen de kolaylaşmış. Şimdi hocam ne anlatmak istiyorsunuz? Buradaki netlerin derse göre değişse bile sen
her dersen en iyi şekilde çalışman lazım ve netlere değil, yani puana değil, sen yapabildiğin en iyisini yapmaya odaklanman lazım. Ben bugün ne yaptım? Bugün işte fen çalıştım, matematik çalıştım. Kaç net yaptım? Yani net önemli değil. İnşallah hepsini doğru yaparım sınavda diyerek hedefini yüksek tutmalısın. Yani sen şu anda o zaman 20 Türkçe yapıyorsan veya 19 Türkçe yapıyorsan zaten 18 Türkçe yetiyormuş diye bırakabilir misin? Bırakamazsın, bak değişiyor sürekli. Türkçe gittikçe zorlaşıyor. Veyahut da ben matematik zaten 14, 10 yapıyorum hocam, 12 tane yapıyorum. O zaman hiç yapamayacağım diye vazgeçebilir misin? Hayır, geçemezsin. Niye? Matematikte 10'u 11 yaparsın. Türkçe'yi 20'de 20 yaparsın, feni 20'de 20 yaparsın, dini 10'da 10 yaparsın. Bir anda yine bu netlere yetişebilirsin. Dolayısıyla vazgeçmiyoruz, çalışabildiğimiz kadar çalışıyoruz. Bu netleri çok da düşünmemize gerek yok. Gelelim diğer sorumuza. Bu son günlerde matematik ve fen netlerimi nasıl artırabilirim? Tabii ki bol bol soru çözerek ve bol bol deneme çözerek. Biz diyoruz ki arkadaşlar bol bol deneme çözün. Denemelerde yaptığınız yanlışları buradan analiz edin. Eğer size sınavda deneme verecekler çünkü. İşte olasılık hesabını yanlış yapmışım, koordinat sistemini yanlış yapmışım, çıkırıkta yanlış yapmışım diyerek o konularla alakalı kendinize ödev verebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu ödevleri yaptığınızda da zaten diğer denemede artık o konudan yanlış yapmayacaksınız. Zaten bu son 20 gün içerisinde yapabileceğiniz en doğru şey deneme çözüp oradaki yanlışlarınıza göre çalışma yapmak. Diğer sorumuza geçelim. Kendimi çalışma isteğim olmadan nasıl motive edebilirim? Birincisi, hiç çalışma isteğiniz olmadığı zaman bir kere duracaksınız. Dinleneceksiniz ya. Tamam, ben her zaman çalışmak zorunda değilim. Dinlenmem de, boş boş bir bilgisayar oyunu oynamam da veyahut da televizyonda bir dizi izlemem de bu çalışma sürecine dahil. Ama onu uzatmamak lazım. Ve şu da önemli. Çalışma isteğiniz olmadığında esasında televizyonlarda veyahut da sosyal medyada böyle başarı hikayeleri var. Gayret göstermiş, bir yerlere gelmiş, böyle sıfırdan birçok başarıyı elde etmiş öğrencilerin ya da bilim insanların hikayeleri var. Onları okuduğunuz zaman gerçekten motivasyonunuz artıyor ve ben de başarabilirim, ben de yapabilirim. Zaten az bir zaman kalmış, hadi bir gayret daha çalışayım diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla o tarz motivasyon içerikleri izleyebilirsiniz. Motivasyonla alakalı motivasyonu artırıcı reklamlar ya da filmler ya da kısa metrajlı filmler gerçekten çok olumlu etkide bulunabiliyor bizlere. Evet arkadaşlar. Günün kaynağına baktığımızda LGS son tekrar matematiği görüyoruz. Son tekrar setimizin içerisindeki en önemli kitapların başına geliyor biliyorsunuz. Matematik zaten LGS'nin en önemli dersi. Sizler de matematikte tamamen sınav odaklı, yani 2021 sayısalda matematik nasıl çıkacak acaba diyorsanız, biz burada tamamen sınav sorularına odaklı özel bir kitap hazırladık. Amacımız sadece sınav modeli, sınav sorusu, sınavda çıkabilecek taktik. Sınav sorusu, sınav modeli, sınavda çıkabilecek taktik. Ve bu soruların tabii ki karekodda soru çözümlerini uzman hocalarımız detaylı bir şekilde yaptı. Matematik adına bu kitaptan da çalışma yapmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Günün okuluna baktığımızda Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi. Fen liseleri zaten biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tıplar, mühendislikler, diş hekimliği, eczacılık, öğretmenlik. Hepsi sizler için hazır. Hepsi çalıştığınızda, gayret gösterdiğinizde başarılarınız için sizleri bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım, ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Az bir zaman kaldı ama bu zaman içerisinde hala netlerimizi çok güzel bir şekilde artırabiliriz. En azından duran netlerimizi de koruyabiliriz. Hadi bakalım.